Evet abi Medieval Dynasty'de en son nerede kalmıştık? En son o, orada iki tane kartal gördüm lan. Bende mızrak var mı? Mızrak yok ya. Bunlar da neymiş? Deniz kartalı diye mi geçiyormuş? Öyle bir şeymiş sanırım. Neyse en son nerede kalmıştık? En son bazı görevleri yapmıştık ve artık bina limitimizi ona çıkartmıştık. Bir avcı kulübesi bir de marangoz attık oraya. Hemen şu avcı kulübesine gidip bıçak bırakacağım. Bıçak bıraktığımız zaman çalışabiliyormuş. Ben bu bıçakları satarım diye getirmiştim ama bir 4 tane bırakayım. Tamam mı? Tamam mısın artık? İstediğin oldu mu? Temiz zaten yerler. Çalışıyormuş gibi görünme. Ya bu bölüm 3 tane tilki ya da erkek domuz avla diyor. Avlarız. Bir de yeni birkaç bina daha atarım. Bir erkek bulmam gerekiyor benim. Erkek bulduğum zaman bunları aynı eve verebiliyoruz. İkisiyle de evlenmeyi düşünmediğim için. Tabii benim artık yani bir izdivaca ulaşmam lazım. Bir çocuğumuz süren olsun kafama düşecekti görüyor musun? Az da ölüyorduk. İşte hayat. Şimdi iki tane mızrak yapsan güzel olur. Tilki, milki nerede avlayacağız bilmiyorum ama bir de binek hayvan var evet. At var ama eşek miymiş? <laughs> bilmiyorum ama binek hayvan almam lazım yoksa oradan oraya yürü yürü falan hayat geçmez. Hocam envanterden aç mızrağı şuraya diğerini de iki tane yaptım yavrum ben ha tamam. Valla bir tane kartal sağda bir tanesi solda. Nasıl uçtum be? Zaten uçacaktı görüyor musun? İşte hayat kurtuldu. O zaman kardeşim sen hop çat diye aldım seni. Tüy tüy satacağım o yüzden. Gideyim şurada kılıç satayım. Bir de orada bir hayvancı vardı abi. O hayvancıya gideceğim. Yağmur da bir dinsin be. Hayvancıya gideceğim bakacağım. Acaba at ya da eşek var mı? Hani binip de gidebileceğim. Çünkü baksana abi görevler ta şuralarda yani. Bir de bu görevler şeymiş. Gidip konuşuyorsun sana tamam işte diyor. Geri gelip buna tekrar bir şeyler bildiriyorsun falan. O tatlı görevlermiş. Hocam sizin üçünüz buradasınız. Sen ya bir de çiftçiliğe girmemiz lazım bu bölüm. O yüzden bir çiftçi almam lazım yanıma da erkek çiftçi arıyorum mesela. Bu çiftçi aslında ama erkeği fena olmaz. Erkeği diye niye vurguluyorsun? Burada tüccar var. Ne tüccarı var? Aslında hayvancı olabilir bu tüccar Ama tavukçu galiba. B bakayım hocam. Kapıyı şöyle açıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Hadi bakayım. Hadi çık hadi. Abla seninle bir konuşalım mı ya? Romantizm oluyor mu? Olmuyor tamam. Ya yumurta filan satıyor işte. Şu karşıya giderim. Eyvallah. Ben çocukken 8-9 yaşlarındayken filan civciv almıştık biz. Aa suyum, su suyu içeyim lan dur. Ama binadaki oturduğumuz biz lojmanda oturuyorduk. Benle yaşlı olan 4 arkadaşım vardı ama ortam muazzam yani. Aynı okulda gidiyoruz, aynı binada oturuyoruz, yaşımız aynı filan. Şunu fırlatsam vursam acaba suyun üstüne mi düşüyor, neresine düşüyor ya? Bak şöyle bir açıyla attığımda vururum çünkü. Bak vurdum ona ne oldu? Ne oldu hocam sana? buradasın. Şunu yüz bakayım ördeği. Ördekten ne düşüyor? Et düşüyordur da iki kişi açmış evde. 10 tüy 4 et. Geliyorum geliyorum bir sabırlı olun ya. Neyse civcivleri almıştık da civcivler çok kokuyor diye böyle tutup da suyun içine daldırıp daldırıp çıkartmıştık. Garibim hayvanlar perişan olmuştu. O zaman saç kurutma makinesiyle kuruturum dedim ben bir tanesini. Kurutmaya da çok açmışız herhalde. ısınmış Nasıl ağladıydım var ya. <laughs> salak saçma. <laughs> Durduk yere niye anlatsam bunu? Hocam burada bir hayvancı vardı ben eminim ya. Sen nesin lan? İksir mi satıyorsun? Aa kavga mı çıkacak kız kavgası? Selam, Armut marmut yemek satıyor. Etli turtu etli börek buranın zengini bu demek. Oo meyveli tart falan ama güzel yemekler var ha. Ben niye para harcayayım Sen ne satıyordun? Gübre hayvan yemi Aga şurada bir yerde bir hayvancı vardı ya. Bak burada inek mi lan o? Boğalar falan var burada. Satın al. Ha yanına gidip satın alıyorum direkt. 3900. At yok ama. Büyük ihtimalle o diğer şehirlerde filandır. Köylerde, kasabalarda artık neyse at. Valla bizimkiler yemek bekliyor da yemek getirmek işi de zor yani. Yemek getirmek işi. Aa şurada iki kişi vardı dur. İki erkek vardı kamp başında bekleyen. Büyük ihtimalle beni beklemiyorlar. Güzel bir kız bekliyorlar ama. Ne var lan? Şimdi hocam çiftçi var mı aranızda? İkinizin çiftçiliği de çok iyi değil. İkiniz de iyi değilsiniz aslında. Bilemedim dursun o zaman ya. Alacaksak kalitelesini alalım. <laughs> Bahsettiğim şeyle insan. Gelmişken şurada biraz kamış toplayayım ama. Yani hasır. Bu arada eğer ki videoyu beğenirsek sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Yaprak yığını var lan burada. 7 tane çubuk çıktı lan. Enteresan. Senin baltan mı bitti yoksa? Evet baltası bitmiş bunun. Al balta koydum. Sen ne yaptın bir şeyler avlayabildin mi? Oo et getirmiş. Helal. Ya gece mi oldu akşam mı oldu? Bir de ben tarlayı nereye atsam acaba ya? Yani direkt şuraya şöyle atabiliyorum. Bunun şekli hep aynı ama galiba. Yani bu benim binaya göre yamuk oluyor hocam bu yani. Tam istediğim gibi olmuyor. Onu nasıl yapacağız? Şöyle ben düz dursun istiyorum mesela. Ne yapıyorsun ya gecenin karanlığında yağmurun altında? Hello. Hello. Keyfi %32'ymiş. Güzel. Günlerin nasıl geçiyor? He? Böylesi derin bir aşkı ilk kez hissediyorum ve bu beni ko çok korkutuyor. Ancak sensiz tek bir nefes dahi almaktansa hayatımı bu korkuya tamamen teslim etmeye yeğilirim. Demeyeceğim. Çok komiksin yahu diyeceğim. Lütfen deme öyle yoksa seni sevmek zorunda kalırım mı? Hmm. Haydi görüşürüz görüşürüz ya. Aşık olmasın şimdi bana kalbini kırmak istemiyorum çünkü. Bunları toplu etleri toplu pişirmenin bir yolu varmış galiba. Nereden? lan şurada bir yerde benim kamp ateşim yok muydu ya? Ne olmuş yağmurda sönmüş mü yoksa? Üzerimde de et yok ki. Şuraya gideyim de bir yatayım hava bir aydınlansın ya. Güzel bari bugün hava fena değil. Ben nereden aldıysam bir tane bazlama. Ha biri bana vermişti görev yaptığım için. Vallahi haritada şu taraflara doğru gideceğim. Karşıma bir hayvan çıkarsa avlayayım. Tilki ya da yaban domuzu tabi. Diğerlerini şimdi avlamayacağım. Sol tarafta bizon var ya. Bizonla vs atmayı denerdim de. Öldürür şimdi. Buralar geyik bölgesi diye hatırlıyorum. Aynen burada geyik var. Bir de ileride bir yerde kurt bölgesi vardı galiba. Şu biraz içlere doğru gireyim bakayım. Aha. Bunlar tehlike şu anda. Bak burası tilki bölgesiymiş. Şurası tavşan diyor. Şurada bir yerdeyken tilki dedi bana. Sonra deniz kartalı falan dedi. Bak burada tavşan var abi. Burası değil. Herhalde tilki avlamamı istiyor. Çünkü tilkiler hızlı kaçıyor herhalde. Burası da deniz kartalıymış. Evet, tilkinin bölgesi neresi lan uzun? Aha. Aha aha tilki. Tilki dur tilki. Tilki dur. Kaçma. Ya ben senin peşinden koşacağım geleceğim yani. Kaçma. Abi boşa attığım zaman canı gidiyor ya şey. Vallahi son anda az daha kaçıyordun bak. Aa, bir canımı bir toparlayayım. Beni kim bilir nereden nereye kadar koşturdunuz ya. Heyecan yapmayacağım. Vuracağım böyle. Allah. Yumruklaşıyoruz şu anda. Avcılıkta seviye atladım da iki kere yumruk atmazsın yani. <laughs> Nereye gitti lan benim mızrağım? Şuraya bir ara saplanmıştır. Neyse mızrak kolay yapılır zaten. Şimdi avcılıkta atladığım seviyeyi avcılık puanına vereceğiz tabi. Gizli hareket ederken %25 daha sessiz olurmuş. O da aslında güzel özellikle. Oğlum ben yalnız tilki avladığım zaman mı avcılığım gelişti? Zaten Ceylan meylan avladığım zaman sanırım sağ kalım diye bir şey var o gelişiyor herhalde. Hop orada bir tilki daha gördüm. O şimdi gitmeden benim bir mızrak daha kraftlamam lazım. Buna da bir şey saplayınca dönüp saldırıyor herhalde. Çok fazla avlasan can bırakmayabilir yani. Bak orada duruyor ya. Normalde ya çok yaklaşırsam kaçacak ama... Yemin ediyorum rezil bir atıştı. Rezil rezil. Rezil bir atıştı tilki. Nereye gittin lan? Az daha seni kaçırdım zannettim. <laughs> Oğlum nasıl kaçırabilirsin ya? Zırak kalmadı ki üzerimizde. Ne sesin ana? Tilki sesi mi o ya? Bir şey suyun içinde bir şey mi yürüyor ya? Kaç var lan tilki? Görev yapmam lazım görev. Tilkiden de kürk düşüyor. Hop. Kurt mu o? Vaşako vaşak. Vaşako. Ya ben mızrakları nasıl saplı ne yaptım ha bir tane saplarken kırıldı herhalde. Ne var lan burada? Armut şarabı çavdar ekmeği. İyiymiş iyiymiş. Burada odun modun kesiyormuş birisi. Öyle kalmış. Neyse ben neredeyim şu an buradayım. Şu tarafa doğru yürüyeyim bari şu şehre de. O sırada karşımıza tilki milki çıkarsa alırız. O şehirde alacak bir erkek var mıydı onu bilmiyorum. Aha Dur kardeşim, dur. Sen de görev icabı olanlardan birisin. O yüzden seni de avlamam lazım. Seni avladığımda zaten görevim bitiyor. Sadece 3 4 5 6'ya bunları koydum, tamam mı? Allah bana mı geliyorsun lan? Hop 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 kaç. Hop, hop 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 kaç 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 kaç. Dön dön dön. Sapla. Saplayamadık kaç. Benim attığım mızrak nereye gitti? Onu bulmam lazım. Arkamdan nasıl kov oluyor var ya? Hop mızrağı al. Mızrağı. Al. Alabildin mi mızra? Allah kaç. Lan. Canımı bitiriyorsun lan. Allah kaç. Öldürdüren beni. Hanedanlığım sona gelmiş. Otomatik kaydı yükle bakayım. Saplayamadık ya. İki tane sapladım da iyiydi de devamını getiremedim. En son umarım iki tilkiyi aldığım yerde kaydetmişsindir oyun. Önümde tilki yürüyor. Tam bu tilkiyi avlamadan hemen öncesinde kaydettim. Üç tane de mızrağım varmış. Bak bu da saldıracak. Bak ne saldırıyorsun lan bana? Cam bırakmadın ha. Normalde ne güzel kaçıyordun sen. Bu sefer sinirlendirdin ama beni ha. Şimdi bu canı nasıl arttıracağız? Yanında kurt var ya. Yok başak var. O daha yeni gördüğüm yere gidip oradaki börek mürek almıştım da onları ben satarım ya. Onları yemem. O domuzu avlasam güzel olurdu. Görevi yapmış olurduk ama canım yok. Domuz hala orada duruyor. Çok uzaktan acaba saplaya saplaya 4 tane de öldürebilir miyim? Sanmıyorum. Domuz neyden kaçıyor? Şu su içiliyor mu hocam? İç. Ben şöyle bir yolumda gideyim de. Hop burada bir şey daha var bak. Bu yol kenarlarında iyi para eden şeyler düşüyor demiştiniz. lanı düştü. Olsun. Olsun. Beleş lağına. Buradan şöyle sağa doğru kıvrılacağım. O köye gideceğim. Erkek domuz ve tilki bölgesiymiş ve vaşak bölgesiymiş buralar. Bak vaşak aşağıda duruyor. Beni görünce kaçtı ama. O bir tilki daha var ya. Bu tilkiyi almam lazım da canım az lan. Saldırırsa beni öldürebilir ha. Belli mesafeden kaçtı. Kaçan tilki lazım bize. Saldıran değil. F5 hızlı kayıtmış bak. Burada da. Etrafta da diğer hayvanlara bakayım şimdi. Kurt murt gelir. Güzel. Görevi yaptık. Ahşap çapa ve basit çanta yapmamı istiyor şimdi. Yeni görev çiftlik. Tamam kardeşim yeni görev çiftlik. Peki yönetim ne oldu? Hala 10 bina. Köyümüze geldik. Hemen şimdi bir ateş başına gidelim. Bakalım. Çiftçi var mı hocam? Ulan çiftçilik hep iki mi ya sizin? Şurada şifacı vardı. Şifacı bak daha doğru olur. Hekim. Heyo, Merhabalar Only kardeş. Anlık iyileştirme iksirini 50 kim? 52'den mi satıyorsun ya? Ben sana ne vereyim? Armut şarabını vereyim mi? 182'ye. Al. Çavdar ekmeği de 98 al. Yulaf birası 126'dan. 4 tane vereyim. Param 1149 oldu. Maşallah. Başka da satacak bir şey yok. Yanlışla taş almışım onu satayım. Ha bıçağım var bıçağım. Dur dur. Şu iki tane bıçağı ver. Onlardan da 56 al. 1200 yaptık parayı. Eyvallah. Hocam bu köyün erkeklerini sevmedim. Çok çiftçi değil bunlar belli ki. Ben daha önce gitmediğim şu yanındaki diğer köye bir gideyim. Ama nereden aslında yol kenarından gitsem daha iyi olurdu. Belki oradan satacak bir şey bak. Bir anda düştü oradan sattık parayı nasıl katladık. Ah koyun mu var lan? Ablam sen ne satıyorsun? Yün, gübre, bronz, kırpma mas makası. Saplayı versem koyunla ne olacak? Şimdi <laughs> Bir eşkıya mı? Aa kuş var lan burada. Vay buradan bir su akıyormuş. Buz gibidir var ya şimdi bu su. Evet buraya geldik bak burası biraz daha çiftçi bir köye benziyor diyecektim. Köy gibi de değil aslında burası. Ateş başında oturan birisi var. Hocam senin özellikler bomboş çarsın kusura bakmayacağım. Kürek, balta falan satan birisi var. Çok az kişi yaşıyor burada. Bir de şurada birisi var. Sen ne satıyorsun ablacım kolay gelsin. Asil zade pabuçları falan satıyormuş. Aha basit büyük sırt çantası. Güzel. Harbi güzel. Büyük kese. Valla bunlar almam gerekiyor ya. Eldiven meldiven ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Kıyafetçi bulmuşuz. Hocam sen yani ben paraya kıyacağım. En pahalı şey neymiş lan burada? Kripto yelekmiş. Büyük heybe. Vallahi basit büyük sırt çantasını alayım ben bir tane. Şimdi ben o sırt çantasını aldığım zaman o sırt çantasını kuşanmam gerekiyor değil mi? Şimdi bunu nereye atacağım buraya? Evet, artık 55 kiloya çıktım. 55 kiloya çıktım. Ablam bir de kese varmış. Kese de önemliymiş diye duydum bak. Keseyi de alayım senden bir tane. Bütün paramı harcadım sana. Bugün iyi günündesin. Bakalım bu keseyi de buraya koyuyorum. 65 kiloya çıkardım. Vallahi çok iyi oldu var ya. İlaç gibi geldi ya. Yani. Buraya Allah'tan uğramışız. Burası güvercin bölgesiymiş. Ha eğer ki at bulursam ya da eşek fiyatı hani 2000 falansa o bölgede hayvan gibi bıçak bıçak yapıp belki alırım onu şeyde. Şimdi şuraya gideceğim ki benim Aslında burada bir görevim de varmış onu niye yapmadım ki Şu bölgede bir görevim var onu da yapmış olurum gelmişken De i̇şte Keşif eylemiş oluruz Bizim köylüler açmış Tövbe tövbe Burası çok sessiz sakin duruyor yalnız Aha eşekleri ve atları gördüm Evet Bunlara binebiliyor muyum emin değilim Abi spası bile 2275 Bu 3250 Çok pahalı ya harbi çok pahalı ama demek ki hayvan burada satılıyor. Şimdi burada benim görevimin olduğu birisi var. Sen misin ya o? Rajmund. Dur bakayım Rajmund'la konuş falan diyor mu bende? Sonraki yazı bekle var. Nadar'la konuş var. Suyu bitmiş bu kızın ya. Keyfi zaten düşük kaçacak o. Valla şu Nadar'la konuşu seç bakayım. Nadar nerede abi? Nadar 395 metre ilerideymiş. Burada Neci var. Aha. Burada bekleyenlerden çiftçiliğin iyiymiş. Yok çiftçiliğin bir mi? Senin çiftçilik 2. Merhabalar, merhabalar. Tabi atı aldık mı eğer de lazım. Değil mi? Nal da lazım. Yem de lazım. Ya şuradaki bir şehir var bir de şunlar var. Şu şehirde ama görevim var. O yüzden oraya gideceğim ya. Oraya gideyim ondan sonra bir kamp ateşiyle falan geri döneyim bari evime de. Gideyim de bir tarım yapayım artık. Ulan buralar ne güzel lan. Buralar ne kadar güzel lan. Neredeyim ben şu anda? Abi inanılmaz düz bir arazi burası var ya. Gelip de normalde köyümü buraya atsam. Ben tabi tepelik olsun hoş gözüksün istiyordum da. Her tarafında bir şey atabilirim yani o kadar düz. Keşfedilen bölge Şahin diyor. Ha bak Şahin şu musun sen Şahin? Şu musun sen Şahin? Şahin'in aklını karıştırdım şimdi mızrağı atacağım. Kargaymış lan bu. Evet bak burası daha büyük bir köy. Bu belli. Ve alacak burada birileri var. Umarım çiftçiliğin iyidir be kardeş. Çiftçiliğin iki. Senin bir. Seni alayım ben ya. Bana katılmak ister misin? Güzel. Sen bizim eve gidene kadar zaten 500 yıl geçer. Şimdi yeni köylü alındı. Şurada da şu nadar var. Bu nadarın görevi neydi abi bakayım be. Ha çavdar mavdar vardı. Bu nadar bizimkilere çavdar getirmesi gerekiyordu. Getirmemişti galiba değil mi? Nadar. Nereden lan çavdarlarımız? Bostoya'ya gitmesi gereken çavdar teslimatını kontrol etmemi istediler. Bir terslik mi oldu? Demek henüz Gostovya'ya ulaşmadı İçime kurt düştü bak Ne oldu? İşçilerimden birine paketi teslim edip gönderdim dün Çoktan dönmüş olması gerekiyordu Gittiği yol ile ilgili daha önce bir sorun yaşamamıştık Başına bir iş gelmiş olmalı Bu işe bulaştık bir kere madem gidip onu bulalım Buraya Gostovya'dan geldim ben ama Yolda falan gözden kaçırmış olabilirim Bizimkini kesiyor ha Ormandan sudan budan geldik Yapar mısın cidden? Çok makbule geçer ya umarım sorun olmaz Vakit kaybetmeyelim öyleyse Belki yapmayacaktım olur. Hayda ta şu yoldaki kuryeyi bulacağım? Şurada bir yerde miymiş? Ne boktan göremiş ya. Ne satıyordun sen? Tağıl mal bir şeyler satıyorlar da. Burası çiftçi bir yer galiba. Çiftçiliği çok iyi olmayanlar iş bulamamış tabii. Ne yapalım onları da biz götürüp eğiteceğiz artık. Karakter yenileniyor mu acaba bu oyunda? Hocam ne yapalım şu taraftan gidelim de. Ulan neye bastıysam arayüzü kapattım ya. Neye bastım lan ben daha iyi? Ha H'ymiş. H'ye basınca kapanıyormuş. Güzel. Aha yol kenarında bir şeyler var. Hadi bakayım besle bizi hocam. Önemli un varmış sende ne var buğday püüü yazıklar olsun bizim köylü gidiyor isim neydi ha? he Harold koş Harold koş Allah Allah biz adam lazımsın diyoruz adama yürüye yürüye geliyor ya. Şimdi Harold seni ben var ya ev atadığım zaman mesela bak senin evin yok ya seni bu iki eve atayabiliyorum evet Hangisini atacağımı bakacağım şimdi de içinde kim yaşıyor bunu? Aile transferi. Mesela seni buraya attığım zaman bu sefer diğerim mutsuz olacak. Oma evsiz kalmış olacak. Önemli bir ev daha yapmak istemiyorum ama çiftçiye de ihtiyacım vardı. Buralar ne kadar güzel düzlük yerlermiş ya. Böyle bir yaz havası da var etrafta ağaçlarda falan. Evet şu anda bu bölgeye giriş yaptık. Burada bir yerde kaybolmuş kurye diye bir iddia var. Adam da nokta atışı nereden biliyorsa nerede kaybolduğunu. Şöyle bastığımda arayamıyoruz tabi. Şöyle bir yoluna bakınayım ben. Yolda değilse biraz daha içe doğru giderim. Kırba buldum lan güzel ha. <laughs> Bulduğum şey kurye ait olabilir tabi. Evet kurye bu yol üzerinde değil. Akşam oluyor ya. Kurye. Çok büyük bir alanda değil aslında da. Aha yerde kan var. Şurada da bir kan var. Şu kanı bir takip edelim. Şuraya bir araba devrilmiş. Demir cevheri. Kanı takip ettiğim zaman. Burada bitti mi lan kan? Heh burada devam ediyor kan. Ha ileride birisi oturuyor. Kardeş. Kardeş iyi misin? Hugo. Lütfen yardım edin. Yaralarım çok derin. Hayda. Fena kanaman var senin. Saldırıya uğradım. Galiba durum kritik. Sen Nadar'ın Gostevi'ye çavdar götürmesi için görevlendirdiği elemansın değil mi? Doğru istersen paketi al gitsin ama lütfen yardım getir. Geliyorum dayan dedim. Aga Nadar'a geri dön falan diyor bak benim canımı sıkıyor bak. Nadar ta nerede lan? Benim evimdekiler aç. Bir an Sedat Peker'e dönüştü. Adamı orada bıraktım ya. Nadar 750 metre ötesin Nadar. Bizimkilerin keyfi nasıl? Keyifler çok düşüyor. Ben gitmem lazım. Bam. BMW'ye gitmek istiyorum ben. Uyu. Uyuduğum zaman evimde uyanıyorum değil mi? Ya burada uyanıyormuş. Evim mi daha? Evim, evim de uzak. Bu adam mesela ben bekletince bu adam ölüyor mu abi? Sen evim ne kadar metre uzakta? 900 metre. Nadar 700 metre. Ben evime gideyim uzun. Bir bizimkileri bir besleyeyim. Bir evlerin ayarlayayım. Bir odunun suyunu, muyunu bir şeyini vereyim. Mesela buraya su iç değil de elimdeki şey dolduramıyor muyum abi? Bende çünkü artık kırba var. Bak bu kırbayı mesela 5'e attığım zaman aynen kırbayı doldur. Ana dur bakayım lan. Burada kamp gibi bir şey var. Erkek domuz geliyor ya. Gelme lan. Şu varillere bir bakayım. Demir nal. İşte bize bunlardan lazım. Of 24 kilo hepsi yalnız. Hayvan yemi falan düştü. Demir nal düştü buradan. Basit meşale varmış. Hocam burada hangi kampçı yaşadıysa. Hop 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 hop. Eğik ya güzel. Okular da bulundu. Hemen bf 5 Ardından o eğik yay nerede hocam? Bu eğik yayı al. Şu 5'e koy bakayım. Bunu nasıl sıkıyoruz şimdi? Ok yok. Nasıl ok yok lan? Demir ok var ya. Ha okları buraya götürmem gerekiyor anladım. Çekiyor böyle. Sonra. Şak diye sapladım bak. Hop iki oka düşürürüm böyle. Ya. Oğlum bu ok da keyifliymiş yalnız. Şu okumu ver okumu. Şşt. Okumu ver lan. Yüzeceğiz artık bunu. Yüzünce ok gidecek ama değil mi ya? Yani? Bakayım ha ok yere düştü. Şurada bir ok daha var. Şu varil. Şapka varmış 230'a. Pelerin var. Kalın eldiven var. Ulan ne güzel yere gelmişiz be kardeşim. Çuvalın içinde buğday varmış. Bak şu varile baktım. Buraya baktım. Burada her yere bakmam lazım. Özellikle ok filan varsa okları bulmam lazım. Sepet vardı. Sepeti aldım. Benim çar aç. Burada kova vardı. Kovayı da alırım. Allah'tan çanta falan almışım ha. Yoksa bunları taşıyamam diye kriz geçirirdim. Yani. Ya tamam açsın tamam da... Şişir şu etleri de sussun artık şu adam. Burada bir varil daha var. Buna baktım mı lan yoksa? Çuval var. Keten kumaş diyor ki parası iyi. Keten iplik diyor. Onları da aldık tabii ki. Ok yok ama ya. Değnek. Değneği ne yapacağım lan ben? Demir balta. Burada gelişmiş bir medeniyet mi yaşıyordu? alınacak her şeyi aldık. Şimdi şurada bir tane daha geyimsi bir şey vardı. Onu avlasam ne düşer acaba? Bir de hasarı da iyi ya bunun. Demir ok olduğu için belki hasarı iyidir de. Neyse ben evime döneyim de. Burası güzel yerdi. Memnun kaldım. Üstün başın kirli diyor. Ne yapayım abi? Nasıl temizliyorum yani kendimi? Bak şimdi evime geldim. 3 kişi. Su dolu kova var burada. Buraya bir et koy abi. Şöyle 16 tane. Kütük yok da oğlum. Kütükler zaten ortak değil mi lan? Şurada değil mi oğlum kütükler? Sen kütük toplamadın mı? Sen niye toplamadın ya? Balta da koymuştum ben buraya. Şuraya da bir et bırakayım. Buraya et artı olarak bir de kova var da kova boş. Su dolu kırıba bırakayım. Tamam. Şimdi bizim çar var ya şu yeni aldığımız çiftçi dediğimiz. Onu şu eve atamak istiyorum. Atadığım zaman ev ona verildi mi abi? Tamam. Şimdi kiminle yaşıyor o aynı evde? Kiminle aynı evde yaşıyor abi? Böyle de ev ataması olmaz. Şurada Alruna ve Harold yaşıyormuş. Tamam. Harold sen kaç yaşındaydın kardeş? Yaşını göremedim ama. Güzel. Sorunlarını çözdük bunların. Şimdilik. Benim bir yemek yemem lazım ya. Şimdi tamamdır. Yemeğimizi yedik. Şu üzerimdeki malzemeleri ben bir eve bırakmak istiyorum. Burası da 49 kiloymuş da. Hocam sen hasırları ver bana. Kurutulmuş et varmış lan bende. Kürükleri ver. Ben buraya demirin alları falan koyayım. Hepsini koyamadım tabii çünkü bir tanesi 4 kilo. Şu taşları ver o zaman bana. Demirin alları koy. Bunları şu kaynak deposunda bırakayım. Ha bu odun topluyor da kaynak deposuna mı bırakıyor acaba? Hemen anlayacağız şimdi bakalım. Aa evet buraya 86 tane kütük mü getirdin lan? Hı. Bak kalın deri eldiven falan var ya ben onu bir giyeyim abi. Ne işe yarayacak bilmiyorum ama tıklayınca yazıyordur belki. Şapka var mesela. ısı yalıtımı ve ayaz koruması veriyormuş. Kalın deri eldiven de ısı yalıtımı düşürüyormuş ama ayaz koruması veriyormuş. vers. Üzerimde 4 tane kütük mü var lan benim? Oduncuya bir balta koyayım ben. Hatta ahşap balta var ya bendeki onu da koyabilirim. Çünkü bende artık demir balta var. Bunun burada et. O 60 tane et getirmiş lan. 60 et. Şu an senin bıçağa mı ihtiyacın var? Bıçak yok ama bende ya. Dur sen çalışma, ben sizin evinize bir et bırakayım da. Sonra ciyaklayıp durursunuz etimiz yok filan diye. Her gün et yiyorsunuz lan. Şimdi şu evin arkasına bir tarla atacağım, bir denemelik tarlası. Denemelik tarlası evet ismi de bu. Arazi diyoruz tamam mı? Tam araziyi şuradan belirlesek, bu aşağı giremiyor. Bu niye böyle eğimlisin oğlum sen ya? Dön lan ya. Ne salakça bir şey ya. Şu alt taraftan belirleyeceğiz o zaman. Ne yapalım şöyle. Şöyle büyük bir alana çapa gerekiyor bana. Tamam mı? Kütük ve çubuk lazım. Bir de basit çanta. Basit çantayı bas. Bu çantanın içine bak eldivenlerim gelmiş. Çantanın içine sanırsam şey koyacağız. Tohum boğum koyacağız. Şu baltayı bir ağaca vurayım bakayım. Aynen bu balta daha iyi. 3 vuruşta düşürüyor. yeri dörttü. Dört. Şuna da tek atar mısın? Atmadım. Çapayı da yap bakalım. Çapayı al 3'e koy. Şimdi şuraları çapalayacağız. Kim yürüyor lan? Herald ne yapıyor? Elat Merit ben hallederim. Şimdi 1 2 3 4 çarpı 1 2 3 4 5 20 karelik bir tarla mı oldu burası? Öyle olduysa eğer ben karşıya gideyim bir tohum alayım, bir de gübre alayım. Param yeterse tabii. Aa bak lahana tohumu, buğday tohumu, havuç tohumu ve suni gübre istiyor lan. Ben zaten bunları alacaktım. Biraz yalan sıkıyor gibi oldum ama. Bak tarım ürünleri satan arkadaş bu. Şimdi bize ne kadar bir fiyat çıkaracağını hiç bilmiyorum. Basit çanta bende var. Ee, gübre değil, bize suni gübre miydi? Öyle bir şey lazım galiba. O var mıdır sende? Yok gibi hocam. Göremedim. Fide mi de değil hocam. Havuç tohumu lazım bana evet. Yani 20 tane lazım. 20'si kaç para yapıyor? Çok yaptın be. Harbi çok yaptın ha. Suni gübre lazım bir de 20 tane. Hocam ne yaptın bitirdin lan bizi. Buğday tağılı ve lahana tohumu da almam gerekiyormuş görev olarak. Ulan benim kaç param kaldı? 113. Gideyim şunları bir ekeyim de. Tarım için o adam mesela tarımı atayabiliyor muyum mesela tarla olduğu zaman? Yoksa onun ayrı binasını mı yapmak gerekiyor acaba? Bende bu arada bir tane kova vardı galiba üzerimde duruyor mu kova? Aynen şu kovayı ver abi. yediye de şu kovayı doldurayım. Valla 20 karelik bir alana ekin yapmak bize bir 260 sikke falan mal oldu. 130 tohuma 130 gübreye verdik. Yani ben yanına buğday bir de lahana ekeyim desem onlara da gidecek 520. Bize lazım o zaman hemen hemen, hemen, hemen bir 400 sikke. Onun için de ne yapacağız bıçak yapabiliriz. Ya da evde bulduğumuz tüyler vardı. Tüyleri aslında ben satsam şu anda sağlam bir tüy birikmiş olabilir ya. Kaç tane var bilmiyorum ama. Şimdi hocam çantayı aldım. Arazi dedim. Havuç tohumu nerede havuç tohumu? Ben havuç tohumu aldım. Bak burada duruyor. E sen bana çavdar tavlı diyorsun. Oğlum havuç tohumlarım nerede benim? Bu tohum bu mevsimde ekilemez. Neden be? Buğday tavlı ekilebiliyormuş. Yapma be. Havuç tohumu şu seleye bırakayım bari. Ulan aldığım eleman bir söylesene kardeşim o zaman ya. Bunlara ekilmez diye. Hayvan yemini de bırak. Kütüklerin fiyatı 2'ymiş. Bunlar benden 1'e 1,5'a falan alır. Tüy var mı burada ya? Vallahi şu e, derileri merileri satmak istemiyorum. Kesin ileride bana lazım olur diye tutuyorum. Ya da şu demirin nalı filan. 173 tane varmış. Bunları satacağım. Hatta şu avcı yerine bakayım bir. Bir de şu kaynak deposuna. Burada da 21 tane var. Bir bıçak bekliyor. Bir bıçak gelse devam edecek işlerinde de. Bıçak getirmiyorum inatla. Burada var mı tüy? Burada da 36 tane varmış. Bunları satayım da buğday tavalı alacağız artık. Bu mevsimde buğday ve... Çavdar gidiyormuş. Hangi mevsimdeyiz? Sonbahardayız herhalde ya. Yukarıdaki simge biraz turuncu olduğuna göre. Lan kardeş. Hello. Ne söylemiyorsun lan bize? Buday tavlı ver. Buday tavlından nasıl 8 tane var ya? Çavdar var mı? Çavdar tavlından varmış. Çavdar ver o zaman. Bunlar nasıl 17 tane var oğlum? Ha benim param mı yetmiyor? Doğru doğru. Önce ben sana bir satış yapacağım. Kızılçam mantarı vereyim sana. 3 tane lahana var. Tüylerin hepsini verirsem güzel parayı katladık. Yapacak bir şey yok. Şimdi buğday tağılığından 20 tane verebilirsin. Valla bir de ne görev için lahana mı istiyordu ya? Onu alayım da görev yapmış olalım bari. 15 tane de bundan istiyordu herhalde. Ver hadi. Bir anda tarlayı çapala. arazi gübrele. Tarlayı sür. arazi ek görevi geldi ben tarlayı zaten çapaladım. Çapaladım. Vallahi çapaladım gerizekalı. Bak vurursam çapalamayacak değil mi? Şuraya yaparsam eğer. Burası tarla olmadığı için burayı zaten yapmıyor. Neyse hocam. Buğday getirdim bak. Buğday tağılı. Şuralara ek. Önce suni gübre mi gerekiyor? Tamam. Suni gübreyi nereden alacağım elime ya? Suni gübre. Yapıştır. Bunların hepsine tek tek de. Bak 4. Şöyle 2. 4 çarpı 4 yapışım tarlaya ya. Tamam. Tamam. Şimdi buğday tağılını ekebiliriz artık. Gerekli çapa. Tamam çapalıyoruz şu anda. Tarlayı sürmüş olduk yani. Ben hiç anlamam ki abi tarlacı girişlerinden. Hiç tarlada çalışmadım değil, hiç farmville oynamadım filan diyeceğim şimdi. Evet. Tarlayı çapaladık. Üstüne gübre attık. Sonra bir daha çapaladık. Şimdi ekilebilir hale getirdik. Buğday tağılını ver ve ekiyoruz evet. Yalnız çantanın içindeki buğday tağılı şeyine resim koymuşlar abi bir tane. İçeride bir şey yokken orada sadece bir şey enteresan olmuş. Hiç görmesek de olurdu abi yani şu görüntüden daha iyi. Güzel. Tamamını ektik ama şu görevi yapmak için şuraya bir tarla yeri daha belirteceğim. Şöyle bir kare yeter. Oraya da çapa atacağım ki aynı. Şimdi mahsul yönetimi kısmı varmış. Şurası sanırım. Arazi 1. 16'ya 16 diyor. Bitki büyümesi durumunda hasat edilmeye hazır. Şimdi buraya köylülerin çalışma takvimini ekleyebiliyormuşuz. Mesela buraya buğday seçtim ben de. Buraya bir köylü atayabileceğim mi? Benim için önemli olan o. Mesela burada ben tamamım. Şuraya geldim. Harold kardeş. Seni iş yerine ata dediğimde. Seni ben tarlaya nasıl atacağım? Benim için orası önemli. Sen yani tarla binası mı lazım? İlk seferde biz elle hallederiz ama daha sonradan bizi uğraştırır. Şu arazi bile adam ata diye bir şey yok mu hocam? Bak burada buğdayı seçtim diyelim tamam. Arazi 2 diye bir şey de oluştu tabi. Maalesef. Onu da kaldırmak lazım. Şimdi arazi 2. Arazi 2'yi nasıl siliyoruz lan? dersem eğer. Burası burayı şey yaparız ya. Zamanla keşfederiz sıkıntı yok. Çiftçilikte ahır alış açılmış. Ahır değil ama bize çiftlik barakası diyor bak. Ha, buraya adam atayacağız o zaman. Ahırda hayvan da besleyebiliriz de hayvan biraz daha sonraki işler gibi duruyor. Tavuk kümesi bile açılmamış ki. Üretimde demirhane vardı. Demirhaneye de çok var ya. Basit eve bakayım. Basit ev bizimkine göre bayağı bir büyük. Yan duruyor mu peki basit ev? Yan da durmuyor ha. Şöyle bile zor duruyor lan. Ulan nereye attık lan köyü? Ne yapıyorsunuz lan burada boş boş? Hocam sizin yemeğiniz var mı? 16 tane etiniz var. Ben de şu etleri pişireyim ben. Sonra eleman bizden yardım bekler. Ona bir yardım götüreyim. Hadi bakayım 1400 metre koştur koştur gideceğim. Oradaki nadar denen elemana haber vereceğim. Ben o adamı buldum yardıma ihtiyacı var diye. Dünyanın <laughs> en boş olayı yemin ediyorum ya. Bu arada ahır gıda depolama ve kuyu inşaat gelmiş de gıda depolama açıldı mı ya? Açılmış çok güzel. Çok güzel ama onlar için bina lazım hocam. Bina sınırı da 20'ye çıkmış. O mükemmel. Mükemmel abi. Evet geldik. Nefes nefese bir şekilde geldim çünkü koşa koşa geldim yani orada adama yardım etmek yerine. Neredesin lan? Nadar. Uykundan uyanacağım paşam. Milletin canı tehlikede. <laughs> girdim adam. Eşiyle yatıyor burada başka birisi var. Kalk lan. <laughs> Nasıl kalktı? <laughs> Selam diyor bir de kalktı. Senin elemanı yol kenarında yaralı bir şekilde buldum. Saldırıya uğramış ve yardıma ihtiyacı var. Aa, kimseyi bulamadım diyebiliyoruz da biz o zaman boşuna mı geldik lan buraya? Eyvah, hemen birilerini göndermeliyim. Acele etmelisin dedim. Yardımın için çok teşekkür ederim. Çavdar teslimatında yardım edecek misin? En son ne zaman? Tabii ki de dedim. Sen harikasın. O kadar yardım ettin, şu birkaç altını al bakayım. Elemanların benden fazla ihtiyacı var demeyeceğim. O köpek gibi koşarak geldim ben. Teşekkürler diyorum. Ve 300 sikke kazanmış oldum. Şimdi çavdar kasası diyor. Çavdar kasasını oradaki kadına geri götürmemi istiyor. Ya şurada bir yerde arabacı vardı. Neredeydi o? Hiç yapmam diyordum ama. Lan kardeş beni Gostovia'ya götürür müsün? 470'e mi götürüyorsun oraya ya? Cibiliyetsiz seni. Hadi gidelim ya ne diyeyim. Şu görev bitsin istiyorum artık. Rahatlamak istiyorum. Şunu bir yak kadın da şimdi evinde yatıyor. Vallahi reis kusura bakma ya. yenge. Bir kalkacaksın mı? Al bakalım dedim. Yolda falan bir problem çıktı mı dedi? Hayır ne yapmam gerekiyordu ki? Mesela mantıksız bir cümle. Nereye gitsen bela çekecek bir tipin var. Eyvallah. Özrünü kabul ediyorum. Al bakalım ödemeni. Ayak işlerin efendisi. Cık. Abla bak senin işini görmüşüm. Benle salak salak konuşma bak. Şimdi kocanın yanında döverim sana. Hayatında bol şans diliyorum. Sen ne? Ne oldu lan? O kadar gece olmuş ki evimde uyandım. Ne oldu bilmiyorum artık. Bir gideyim bakayım lan kendimi kaybettim yoksa kadın beni aşağıladığı için tokatladım mı onu acaba? O görev bitti mi abi şimdi? Görev sonunda bitmiş ya. Sonunda bitti. Neyse. Ne yapıyorsunuz? Aldırma senin görevin mi var lan yoksa? Enteresan. Herkes dikiliyor abi. Millete bir malzeme koymam lazım. Neyse. O zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Diğer bölüm çiftçilikle ilgili gereken binaları atarız. Kuyu filan atarız şu ortaya. Şundan önünden bir yol falan geçiririz. Bir de şu zanaat kısmından seramik falan basarım ben. Yani Onlar iyi paraya gidiyor herhalde. Kase, şişe, mişe deneriz işte bir şeyler. Hatta buraya bunu basmak için ne gerekiyor acaba? Alet olarak. Çekiç falan gerekiyorsa şuraya çekiç bırakıp bizim eleman çiftçilik yapmayacaksa buraya da atabilirim. Bunlar kitliymiş ama ya. Üretimim yetersiz abi. Üretimimi nasıl arttıracağım ben? Ha? Neyse diğer bölüm kaldığımız yerden devam ederiz. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer bölümde görüşürüz.